Merhaba sevgili izleyiciler, şu anda elimde iPhone 10S Max var. Gerçekten etkileyici bir ekran var. Bu ekran Apple'ın söylediğine göre şu ana kadar ürettikleri en sağlam ekran. Super Retina olarak adlandırılıyorlar ve bu çözünürlük gerçekten iyileştirilmiş durumda. 2688'e 1242'lik bir çözünürlükten bahsediyoruz sevgili dostlar. 3.3 milyon piksellik bir ekran var. İnç başına düşen piksel sayısı da 458. Bu arada 3 renk var. Şu anda elimde gold olan rengi görüyorsunuz. Onun dışında silver ve space gray olmak üzere 3 farklı renk var. Bu arada IP68 suya dayanıklılık sertifikasına sahip 5.8 inç olan küçük kardeşi vardı. Elimdeki Max olduğu için daha büyük ekranlı, yani 6.5 inçlik bir ekran var sevgili dostlar. Ekrandan yine bahsetmişken 1 milyona 1 kontrast oranı var. HDR 10 desteğinin yine olduğunu söyleyelim. Sadece görüntü kalitesi değil, ses anlamında da Dolby Vision ses ile beraber stereo hoparlörler hem bu taraftan hem de bu taraftan olmak üzere çok güçlü bir ses sunuyor sevgili dostlar. Bu arada güvenlik konusunda Face ID daha da iyileştirildi. Bunun arkasında da A12 Bionic işlemci var. Bu işlemci bir önceki işlemciye göre çok daha performanslı ve batarya konusunda da daha iyi sonuçlar veriyor. Ve yeni nesil Neural Engine'den bahsediyoruz. Bu motor sayesinde hem güvenlik hem de yüz tanıma konusunda, aynı zamanda makine öğrenmesi konusunda da gerçekten çok daha iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Ekran 120 Hz, biz bunu iPad Pro'dan hatırlayacağız. Bu çok daha akışkan bir ekran anlamına geliyor. Kapasite 512 GB ve çok daha yüksek bir kapasite şu anda bizimle beraber. Ekran True Tone desteği var. iPad Pro'dan ve iPhone X'ten hatırlayacağımız birçok teknoloji yine burada devam ediyor. Daha da gelişmiş olarak devam ediyor. Tabii ki iOS 12'nin avantajlarını yine söylememiz lazım sevgili dostlar. Kamerada çok ciddi önemli iyileştirmeler var. 12 megapiksellik dual kameradan bahsediyoruz. Bir tanesi f1.8 geniş açı. Diğeri ise f2.4 telefoto, yani 2x optik zoom yapabilmenizi sağlayan iki tane lens var. Lensle beraber flash da daha da iyileştirildi sevgili dostlar. Ön kameradan bahsedecek olursak 7 megapiksel çözünürlüğe sahip ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir ön kameradan bahsediyoruz. Ön kameranın infrared tarafı daha da iyileştirildi. Bu arada fotoğraflarda Smart HDR dediğimiz bir özellik var. Yani fotoğrafı çektikten sonra çok daha iyi bir sonuç elde etmek için sizin adınızda bazı işlemler yapılıyor sevgili dostlar. Bununla beraber telefonda Gigabit LTE desteği var. Hazır arkasını göstermişken, kablosuz şarjın daha performanslı ve daha güçlü hale getirildiğinde belirtmiş olalım. Telefonun Bluetooth bağlantısı 5'i destekliyor sevgili dostlar. Bluetooth 5 destekli bir iPhone var karşımızda. Bu arada ilginç bir şekilde Apple çift SIM kart desteği de artık telefonlarda sunmaya başladı. Özellikle Çin bölgesi tabii ki hedeflendi. Ama diğer ülkelere de yayılacağını düşünüyoruz sevgili dostlar. iPhone XS Max, iPhone XS Max, artık nasıl söyleyeceksiniz sevgili dostlar bilmiyorum, hoşunuza gitti mi? İlk karşılaşma anımızı ve burada anlatılan bilgiler doğrultusunda ne gibi iyileştirmeler olduğunu sizlerle birlikte paylaşmak istedik bu videoda. Umarım bu videoda anlattıklarımız hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de iPhone XS Max'in hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıda yorum olarak yazın.